Bir hatırlatma yapalım. Gebeliğin oluşması için ne lazım? Bir yumurta, sağlıklı bir sperm, sağlıklı bir yumurta. Ama bunların birleştiği yerin kanal olduğunu, tüpler olduğunu hatırlatmamız lazım. Tüp bebeğin ismi bile test tube baby dediğiniz zaman hem tüpte büyüyen bebek şeklinde tanımlanabilir, hem İngilizce'de tüp dediğiniz zaman kanallardan bahsediyoruz. Çünkü her ay bir yumurta kanaldan ancak atıldığı zaman, kanala geldiği zaman gelen spermle birleşir. Döllenme kanalda olmaktadır. Döllenen embriyo belirli bir süreç geçirdikten sonra aşağı yukarı bir 5 gün süreç içinde de rahime düşüp yerleşmektedir. Normal süreç budur. O zaman gebe kalmamız için kanal kapalıysa spermle yumurta nerede birleşecek? Dolayısıyla kanalı kapalı kadınların mutlaka hamile kalabilmeleri için tüp bebek tedavisi yaptırmaları lazımdır. Ancak kanallarda bazen sıvı birikimi olmaktadır. Bu sıvı birikimi rahim içinde ilaçlı filmler çektiğimiz zaman tombulluk şeklinde içi sıvı dolu bir kısım olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Eğer böyle bir durum varsa yaptığınız tüp bebeklerde embriyoya bu içindeki sıvının toksik madde geri gönderekten kanallardan rahim içine embriyonun tutunmasını engellediği veya çok erken düşüklere sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. İşte bu amaçla son 10-15 yıldır böyle tombul, hidrosalpinks dediğimiz içi sıvı dolu tüplerimiz varsa tüp bebek tedavilerinden sonra ya o kanalların kapatılması için klempliyoruz laparoskopik olarak yahut da laparoskopik olarak veya küçük bir mini laparotomiyle o hidrosalpinks kısmını dışarıya çıkarmak için ameliyat yapıyoruz.